Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere yazıcı almak isteyenler için önemli ipuçları ve karar verme sürecinizi kolaylaştıracak bilgiler paylaşacağım. Yazıcılar ev veya iş yerindeki en önemli araçlardan biri haline geldi ve doğru bir yazıcı seçmek verimliliğinizi arttırmanıza yardımcı olabilir. Öncelikle yazıcı almadan önce hangi amaçla kullanacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Evde mi, ofiste mi, okulda mı? Sadece yazdırma mı yapacaksınız yoksa tarama ve kopyalama gibi ek fonksiyonlara ihtiyaç duyacak mısınız? Bu soruları cevaplayarak ihtiyacınıza en uygun yazıcıyı seçebilirsiniz. Bir diğer önemli faktör baskı hacmidir. Ne sıklıkla ve ne kadar sayıda belge yazdıracağınızı düşünmeniz gerekiyor. Düşük hacimli kullanıcılar için mürekkep püskürtmeli yazıcılar uygun olabilirken yüksek hacimli kullanıcılar için lazer yazıcılar daha verimli olabilir. Fiyat da bir diğer önemli konu. Bütçenizi belirlemeniz gerekiyor ve bu bütçe dahilinde en iyi performansı sunan yazıcıları araştırmalısınız. Ayrıca yazıcı satın almanın sadece ilk maliyet olmadığını unutmayın. Mürekkep veya toner kartuşlarının maliyeti uzun vadede bütçenizi etkileyecektir. Yazıcılar mürekkep püskürtmeli ve lazer olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar sıvı mürekkep kullanırken lazer yazıcılar toz halinde bir mürekkep türü olan toner kullanır. Genel olarak lazer yazıcı toner kartuşları mürekkep sıvı kullanan mürekkep kartuşlarına göre daha pahalıdır. Ancak bu genel bir kuraldır ve bazı durumlarda mürekkep kartuşları daha pahalı olabilir. Örneğin yüksek kaliteli mürekkep kartuşları veya yeniden doldurulabilir mürekkep kartuşları toner kartuşlarından daha pahalı olabilir. Bir siyah beyaz lazer yazıcı toner kartuşu yaklaşık 10.000 sayfa baskı yapabilir. Bu bir siyah beyaz mürekkep kartuşundan yaklaşık 5 kat daha fazladır. Bu nedenle lazer yazıcı toner kartuşları siyah beyaz baskı için daha uygun maliyetli bir seçenek olabilir. Renkli baskı için ise durum biraz daha farklıdır. Renkli lazer yazıcı toner kartuşları renkli mürekkep kartuşlarından daha pahalıdır. Bunun nedeni renkli toner tozunun renkli mürekkebinin daha fazla bileşen içermesidir. Ancak renkli lazer yazıcı toner kartuşları renkli mürekkep kartuşlarından daha uzun ömürlü olma eğilimindedir. Bu nedenle renkli baskı için de lazer yazıcı toner kartuşları daha uzun vadede daha uygun maliyetli bir seçenek olabilir. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar lazer yazıcılara göre daha düşük maliyetlidir. Ancak mürekkep kartuşları zamanla boşalır ve değiştirilmesi gerekir. Lazer yazıcılar ise toner kartuşları daha uzun süre dayanır. Lazer yazıcılar mürekkep püskürtmeli yazıcılara göre daha hızlı baskı üretirler. Ayrıca mürekkep püskürtmeli yazıcılara göre daha iyi baskı kalitesi sunarlar. Hangi tür yazıcıyı seçeceğiniz ihtiyacınıza ve bütçenize bağlıdır. Eğer düşük maliyetli bir yazıcı arıyorsanız mürekkep püskürtmeli yazıcı iyi bir seçenek olabilir. Ancak çok fazla baskı yapıyorsanız veya yüksek kaliteli baskılar almak istiyorsanız lazer yazıcı daha iyi bir seçenek olabilir. Mürekkep püskürtmeli yazıcıların bazı modelleri tanklı mürekkep sistemi ile donatılmıştır. Bu tür yazıcılar geleneksel mürekkep kartuşları yerine mürekkep tankları kullanır. Tanklı mürekkep sistemi kullanıcıların daha fazla mürekkep kapasitesine sahip olmalarını ve daha az sık mürekkep değiştirmelerini sağlar. Bu da kullanım maliyetini düşürebilir ve daha uzun süre baskı yapmanıza olanak tanır. Tanklı mürekkep püskürtmeli yazıcılar mürekkep seviyelerini daha iyi izlemenizi sağlayan şeffaf tanklar veya mürekkep seviyesi göstergeleri ile birlikte gelir. Bu nedenle ne zaman mürekkep eklemeniz gerektiğini kolayca görebilirsiniz. Özellikle yüksek hacimli baskı yapan kullanıcılar için avantajlıdır. Çünkü daha sık mürekkep değiştirmeleri gerektiği için kullanıcı dostu ve ekonomik bir seçenektir. Ancak yazıcıların ilk satın alma maliyeti genellikle geleneksel mürekkep püskürtmeli yazıcılara göre biraz daha yüksek olabilir. Pigment bazlı mürekkep kullanan yazıcıların mürekkepleri, pigment bazlı mürekkep kullanmayan yazıcıların mürekkeplerinden daha pahalıdır. Bunun nedeni pigment bazlı mürekkeplerin sulu mürekkeplere göre daha yüksek kaliteli çıktılar üretmesidir. Sulu mürekkeplere göre daha dayanıklı ve daha keskin bir görüntü kalitesine sahiptir. Bu nedenle fotoğraf baskısı ve diğer yüksek kaliteli baskı işlerinde kullanılırlar. Satın almadan önce bu yazıcıların mürekkeplerinin daha pahalı olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekir. Baskı hızı bir yazıcının 1 dakikada kaç sayfa yazdırabileceğinin ölçüsüdür. Bu ölçü genellikle SF/DK yani sayfa dakika cinsinden ifade edilir. Örneğin baskı hızı siyah eşittir 7 yazıyorsa bu 1 dakikada ortalama 7 sayfa siyah beyaz belge yazdırabileceği anlamına gelir. Tanklı yazıcılarda kullanılmadığında tank kafasında kuruma sorunu yaşanabilir. Bu mürekkep tanklarının içinde bulunan mürekkeplerin kullanılmadığında kuruması ve tıkanması nedeniyle olur. Tanklı yazıcılarda kuruma sorununu önlemek için yazıcıyı düzenli olarak kullanmanız gerekmektedir. Eğer yazıcıyı uzun süre kullanmayacaksanız tank kafasını temizlemek için baskı kafası temizleme özelliğini kullanabilirsiniz. Yazıcı maliyetini belirleyen bazı faktörler var.
Kablolu mu yoksa kablosuz mu olacak? Otomatik olarak arkalı önlü yazma özelliği olacak mı? Fotokopi özelliği olacak mı? Fotokopi çekerken kaç tane çekmek istediğinizde yazmak mı yoksa her fotokopi için ayrı ayrı tuşa basmak mı istersiniz? Bu sorulara vereceğiniz cevaplara göre şu anda güncel olarak fiyatlar 2800 ile 6000 arasında değişiyor. Örneğin tanklı mürekkep püskürtmeli bir yazıcı almak istiyorsanız bu soruların hepsine de cevabınız evet ise Epson EcoTank L4260'ı tercih edebilirsiniz. Epson EcoTank L3250'ye göre daha yeni bir modeldir. Bu nedenle daha gelişmiş özelliklere ve daha iyi performansa sahiptir. Şimdi tanklı mürekkep püskürtmeli yazıcılardan bazılarını inceleyelim. Epson EcoTank L3210. Bu yazıcı siyah beyaz ve renkli baskılar için yüksek kaliteli çıktılar üretme yeteneğine sahiptir. Ayrıca mürekkep tankı sistemi sayesinde düşük baskı maliyetine sahiptir. Epson EcoTank L3250. Bu yazıcı L3210 yazıcıya benzer özelliklere sahiptir. Canon PIXMA G2420. Bu yazıcı ise siyah, beyaz ve renkli baskılar için yüksek kaliteli çıktılar üretme yeteneğine sahiptir. Ayrıca mürekkep tankı sistemi sayesinde düşük baskı maliyetine sahiptir. Genel olarak Epson EcoTank L serisinin öğretmenler tarafından yoğun olarak kullanıldığı düşünülebilir. Ve öğretmenler arasında bir başka popüler olan yazıcı modeli Canon PIXMA serisidir. Kicero ise en üst seviye yazıcı türlerinden biri olarak kabul edilir ve başlangıç maliyeti oldukça pahalıdır. Özetleyecek olursak, eğer hızlı olmasını istiyorsanız lazer yazıcılar. Fakat lazer yazıcıların toner masraflarının yüksek olduğunu unutmayın. Eğer ki HP modeli düşünüyorsanız HP Laser Jet Tank MFP 2602 sizin için uygun bir lazer yazıcı olabilir. Son yıllarda dolum yapılması ve fiyatının uygun olmasından dolayı mürekkepli yazıcılar tercih edilse de özellikle hız konusunda lazer yazıcılar halen tercih olmaya devam etmektedir. Baskı kalitesi de bir başka farklı yönüdür. Sadece siyah mürekkepli tek yönlü yazıcı isteyenler için Epson EcoTank M1100 Mono siyah beyaz baskılar üretebilen bir mürekkep tanklı yazıcıdır. Ve son olarak bunca yıllık yazıcı tecrübelerime dayanarak bir puanlama yapmam gerekirse HP 2 puan, Canon 3 puan, Epson 4 puan, Samsung 3 puan, Xerox 3 puan, Kyocera 5 puan. Evet, yazıcılar hakkında benim paylaşmak istediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Her türlü sorunuzu cevap bulmaya çalışacağım. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.